Toprak işte şurubunu. Maşallah. Ece ile beraber melek gibi uyuyorlar. Ben yine de saati kurayım da bir sonraki ilaç vaktini atlamayalım. Artık bir şey olmaz kızım. Ama gene de tedbirli olmakta fayda var tabii. Ne olursa olsun ben katiyen izin vermezdim. Dedesi ise dedesi yani. Çocuk az kalsın havale geçiriyordu. Allah korusun. Hoş geldiniz. Hoş geldin Kahraman. Bu ne güzel sürpriz, sen hayatta mıydın? Sana da merhaba İlgi. Oğlum hoş geldin. Geç otur. Çocuklar uyuyor. Artık uyanınca hasret giderirsin. Ece birazdan uyanacak. Ben banyosunu hazırlayacaktım. Kalk kızım. Seninle konuşacaklarımız var. Geç otur. Kahraman sen de. Yavrum, çok memnun oldum oğlum seni böyle gördüğüme. Ne konuşacağız? Bak kızım, sen senelerdir bu ailenin gelinisin. Bir sürü tatsız olaylar yaşandı. Ama hayat bu. Her yaşadıklarımız bizim için bir sınav. Geçen zaman içinde sen ailemize bağlılığını ve iyi niyetini hep gösterdin. Hatalarını telafi ettin. Biz annenle düşündük. Kahraman'a da danıştık. Onun da onayını aldık. Sizin evlenmenizi istiyoruz. Ben çıkayım. Yani hassas mevzular. Tabii senin gönlünde de varsa. Ay inanmıyorum ya, artık inanmıyorum, pes vallahi. Siz neler oldu bilmiyorsunuz tabii. Kahraman Bey diyorsan gördük, çocukları sevmeye geldi herhalde. Ha, tabii tabii. Uyanın kızım, uyanın. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer dememişler boşuna. Ay vallahi hiçbir şey anlamadım Şükran. Aysel, tekke diyorum, çorba diyorum. Ay Şükran abla çatlatma, insanı ne söyleyeceksen söyle. Sen niye gerildin yine? Kıymet annen tezgahı kurmuş. Kahraman'la Defne evleniyor. Aa. Hı hı. Sahi mi? Ay harbiden bomba vermiş ha. Nasıl oldu peki? Defne'nin 2 yıllık tiyatrosu işe yaradı sonunda. En iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ını aldı yani. Ama büyüklerimiz münasip görmüş. Hatta Ziya babam bugün toprağı alıp Kahraman'a gitti. Sonunda da kulağından tutup getirdi. Yukarıda da evleneceksin diyor. Ha işin komiği ne biliyor musun? Ziya babam Defne'ye eğer sen de istersen diye sormaz mı? Yani zaten kadın bütün planını bugün için yaptı. Yok istemem demeyecek herhalde. Tabii ki evlenelim diyecek. İyi hoş da. Kahraman Bey Elif'i seviyor hala. Aman boş versene. Elif tarih oldu, tarih. Ay Şükran abla desene senin pabucun gene dama atılacak. Ama ben diyeyim. Kıymet Hanım saçlarını Defne Hanım dedi diye boyatmadıysa bak şuraya yazıyorum. Genç baban ne olacak ya sözüm ona torunlarına. Ay saçmalama Gülsüm. Allah aşkına kıymet annenin bugüne kadar Defne'yi taktığı mı vardı? Vallahi aralarından su sızmıyor. 2 yıllık düşman dost olur mu? Yakında biri birini kuyruğuna basar. Merak etme. Bana da gün doğar. Anne, yağmur dinerse masayı buraya koyarız. Bak arkasında havuz da kalır. Konukları da buraya oturturuz olur mu? Olur tabii kızım. Dinmezse de hazırlıkları içeride yaparız, ne olacak? Bence de güzel olur. Kızlar zaten yemek için hazırlanıyorlar. Gerçi biz müzeyiz şunun şurasında ama ya yine de özel bir şeyler yapmak lazım tabii. Sağ ol Şükran. Hadi sen git hazırlan, giyin, kuşan, makyajını yap. Biz annemle hallederiz geri kalan her şeyi. Sağ ol. Anneciğim. Tabii tabii kızım. Görüşürüz.
Ya anne, bu nikah işi iyi hoş da biraz tuhaf değil mi sence? Niye tuhafmış? Ya daha dün sabah hacizciler buradaydı. Bugün nikah yapıyorsunuz. Yani biraz garip değil mi sizce? İşte bu nikah her şeyi yoluna koyacak kızım. Kahraman evlenecek, ailesinin başına geçecek, işine sahip çıkacak. Bizi bu düştüğümüz bataktan ancak kahraman kurtarır. Oldu mu? Rahatladın mı? Anlamadım. Kahraman bu haliyle mi kurtaracak bizi? Beden burada, aklı Elif'te. Bana bak, lafını bil de konuş. Ya anne, aklı burada değil diyorum. Yani bize nasıl bir faydası olabilir? Yani sen de fazla bir şey umma. Yakup elinden geleni yapıyor. Yani yeter ki köstek olunmasın ona. Gerçi kocacığım bu zamana kadar size ne yaptıysa yaranamadı, o ayrı. Biz de alıştık yıllardır. Tövbe yarabbim, tövbe. Sen bana sabır ver yarabbim.